Wellington House'un Türk destekçileri. Birinci Dünya Savaşı sırasında Türkler aleyhine geliştirilen bu nefret dolu üslubun Osmanlı bünyesindeki İngiliz hayranı bir kısım Türk gazeteciler tarafından destek gördüğünü de şaşırtıcı bir gerçek olarak burada belirtelim. İngilizlerin devletinin sunduğu küçük menfaatlere kanarak vatan hainliği yapan, İngilizlerin devletine yaranmak amacıyla yancılık yapan böyle gazeteciler derin devletin kirli tarihi boyunca hep olmuştur, hala da vardır. Öyle ki Alemdar gazetesinden Refi Cevat Ulunay 21 Nisan 1919 tarihli yazısında İngilizleri bekliyoruz. Türkler kendi güçleriyle adam olamaz demiştir. 14 Temmuz 1919 tarihinde ise şu vahim ifadelerde bulunmuştur. Türkiye'nin yabancı bir devlete dayanması şarttır. Bu devlet İngiltere'den başkası olamaz. İslam dininin anahtarını İngiltere'nin güvenilir eline teslim etmekte İslam alemi için hiçbir tehlike yoktur. Mavi Kitab'ın ve Wellington House tarafından yayınlanan diğer Türk karşıtı kitapların yayınlanmasından birkaç yıl sonra ise Mondros mütarekesinin taraftarı olup ülkeyi İngilizlere teslim etmenin en doğru şey olacağını söyleyip duran bir kısım basın İstanbul'un işgal yıllarında da İngilizleri sürekli olarak övmeye devam etmiştir. İngilizlerin devletinin himayesini aldığı benzer zihniyete sahip basın organları ve gazeteciler bugün hala Türkiye topraklarında üstlendikleri görevi yerine getirmektedir sözde misyonerler ve bir kısım şiddet yanlısı isyancı Ermeniler tarafından yapılan kışkırtmalar sürekli olarak Ermeni ve Hristiyanların Osmanlı içinde kötü muamele gördüğü ve ikinci sınıf vatandaş olarak tanındığı şeklindeki sahte iddialara dayandırılıyordu. Oysa Osmanlı'da özellikle ıslahat fermanından sonra Müslüman olmayan nüfusun Müslümanlarla tümüyle aynı haklara sahip oldukları gayet iyi bilinmektedir. Gayrimüslimler 19. yüzyıl sonlarında oy verme hakkına da sahip olmuş, parlamentoda temsil edilmiş ve önemli görevlere gelmişlerdir. Örneğin Ali Paşa'nın sadrazamlığı dönemlerinde Nafia yani Bayındırlık Nazırı Krikor Agaton adlı bir Ermenidir. Ohannes Gümüşyan da Osmanlı'da Nafia Nazırlığı yapan başka bir Ermenidir. Ticaret, Orman ve Maden Bakanlığı yapan Ermeniler de bulunmaktadır. 1876'da anayasanın ilanı ile birlikte oluşturulan Osmanlı Meclisi'nde toplam 46 gayrimüslim milletvekili bulunmaktadır bunlardan 9'u Ermenidir. İkinci meşrutiyetin ilanından sonra kurulan mecliste 11, 1914'teki mecliste 12 Ermeni milletvekili bulunmaktadır. Söz konusu Ermeni milletvekillerinden 4'ü Hınçak ve ikisi Taşnak Partisi'ne mensuptur. 1908 meclisinde 13 Rum, 5 de Musevi milletvekili bulunmaktadır. Ayrıca hariciye nezaretinde çalışanların %25'i Müslüman olmayanlardan oluşmuştur. Adliye Nezareti'ndekilerin %10'undan fazlası gayrimüslimdir. 1880 ile 1912 yılları arasında devletin yönetim kadrolarını yetiştiren Mülkiye Mektebi öğrencilerinin %7'si de Müslüman değildir.